Şimdi böyle bir takım fotoğraflar izleyeceğiz. Hani bu fotoğrafları izlerken aklınıza gelen kavram setlerini biraz hani yazalım istiyorum. Bu slaytlar bitince zaten yani kavramsal tartışacağız. Böyle gündelik hayattan fotoğraflar. Aslında hani pandemiyle ilgili de hani fotoğraflar eklenebilirdi buraya. Belki hani burada bulunan Hacettepe Üniversitesi'nden araştırma görevlimiz hani tartışmaya katkı sağlar bu noktada. Şöyle hani bakalım fotoğrafları. Çok uzun tutmayacağım. Hani aklınıza gelen şeyleri, yani kavram setlerini yazabilirsiniz burada. Yani edimin kendisiyle, öznelerle ilgili de olabilir. Böyle geçme hızım uygun mu arkadaşlar? Slaytlarla ilgili. Bir sonraki slayta geçiyorum. Hocam pardon yazacak kadar vakit kalmıyor ama biraz daha yavaş geçme Ha, öyle şansı mi tanıdık peki? mı acaba? Teşekkür Tamam. ederim. Yani öznelerle ilgili yazabilirsiniz. Edimin kendisiyle ilgili yazabilirsiniz. Yani mekan kamusal, özel alan, yarık kamusal alan, semi public sphere, hani ne diyorsanız kendi disiplininizin kavramlarını da kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz olguyu yazabilirsiniz. Bazı olgular Türkiye dışından, hani açıklama notu mesela yazdım. Bu bir pazar günü bir ailenin bir kafede birlikte zaman geçirmesi. Bu arada görmüyorsunuz. Babanın da kucağında tablet var. Eğer hani olgularla ilgili kavramları biliyorsanız kavramları da yazabilirsiniz. Bir sonrakine geçiyorum. Bu bir böyle bir çiftin dating buluşması dışarıda. Bedava Wi-Fi noktası. Ulaşım böyle sabah saati, yani işe gitme saati. Tokyo'dan böyle kafe alt geçit, bir alt geçitti kafeden, kafe dışında görüntü. Başka bir metro görüntüsü Tokyo'dan. Böyle hani iletişim bilimleri kavramları ya da dijital kültür, dijital sosyoloji ile ilgili okumuşsanız da hani bu eminim bir takım kavramlar aklınıza gelecektir. Hani bunları da buraya yazabilirsiniz. Bir sonraki Shenzhen, Çin'den, geçen seneden, Haziran'dan yine bir metro. Öğlen saatleri. Üniversite istasyonundan Shenzhen ana merkeze giderken. Şimdi çok farklı bir coğrafyaya geçiyoruz. Avusturya, Viyana Senfoni'nin konser arası. Konser arası verildiği zaman orkestra çalışanları. Yine başka bir yer, MoMA, New York'ta Modern Sanatlar Müzesi. Tokyo'da böyle bir binanın girişi. Hani görece şeyi görmek mümkün arkada. Geleneksel telefon diyeceğim de ankesörlü telefonlar. Kart ödemeli veya jeton ödemeli ankesörlü telefonlar var. Ve akıllı telefon kullanımı. Oyun reklamı bilen var mı? Lineage 2. Dijital oyun oynayan var mı aranızda? Ben oynuyorum hocam. Ne oynuyorsunuz? Ne bulursam. Ne bulursan ne demek? Yani medya Yani diyetiniz her şeyi mi içeriyor? Ne oynuyorsunuz? haftada bir en azından arkadaşlarımla oynayabileceğim bu co-op tarzı, yani çevrim içi oyunları tercih ediyorum. Yani haftada bir dedim, en az bir kere oynuyorum. Onun Tamam. haricinde de Lineage oynadınız mı hiç?
Yok, hayır. Tamam. Daha çok böyle parti, 3-4 kişilik parti oyunları gibi oyunlar. Tamam. Dijital Onun haricinde. oyunlar da bu ekosistemin bir parçası. Demin konuşan arkadaşın tabii ekran paylaştığım için yüzünü görmedim. İsminiz neydi? Erim hocam. Hangi oyunlar var? Söyler misiniz böyle hani popüler çevrimiçi oyunlar MMORPG'lerde? MMO'ları çok takip etmiyorum ama yani mesela yakın dönemde bu şeyler çok patlamıştı. Battle Royale denilen PUBG'ler, Fortnite'lar. Şimdi bir tane Fall Guys diye böyle çok tatlı Battle Royale mantıklı parti oyunu gibi bir oyun çıktı mesela. Şu an o çok oynanıyor. Tamam. Oyuna başka ilgi duyan var mı bilmiyorum ama hani oyunlarda da tartışılacak. Hani bu ekosistemi bileşenlerini kavramamız için bir takım böyle ögeler var. Özellikle hani sosyolojinin, klasik sosyolojinin, geleneksel sosyolojinin kavramları çok işimize yarıyor oyun içinde olan o oyun kültürünü anlamak için. Şimdi o zaman bir sonraki slayta geçeyim. Bunun ne olduğunu bilen buraya gerçi yazmışım. Ama hiç deneyimleyen var mı karaoke? Evet ama bireysel olarak değil daha çok arkadaşlarla gittiğim mekanlarda yapmışlığım var. Evet. Bu hani çok enteresan bir şey. Yani karaoke Japonca bir kelime zaten ama bütün hani Asya ülkelerinde yaygın bir toplu eğlenme edimi, birlikte boş zaman geçirme etkinliği için hani bir mekan, birlikte şarkı söylüyorsunuz. Türkiye'de de sanırım böyle mekanlar var, değil mi? Evet. Ama Şangay'daki biraz daha farklı. Siz burada bireysel olarak girip şey yapabiliyorsunuz, vakit geçirebiliyorsunuz. Yine ekrandan parçaları seçiyorsunuz ama Şangay'daki bir karaoke odası hani biraz farklı kullanılıyordu. Herhalde dikkatinizi çekmiştir kullanım biçimi. Bir sonraki hani artık hani pandemi günlerinde bizim için de gitgide önemli hale geldi. Bu hani mobil ödeme sistemleri gerçi hani Çin kadar yaygın olamaz. Bu şeyde Zhuhai'de, Çin'de 2017'de pazarda mobil ödeme sistemlerinin kullanılması. Yani herhangi bir şekilde sıradan bir pazar hani kimse nakit para ödemiyor ve WeChat üstünden Alipay ya da hani WePay ile ya da UnionPay ile ödemeler yapılıyor. Bunun bir görüntüsü. Yine Çin'den vending machine'den hani bir şey almak istiyorsanız, içecek almak istiyorsanız Şangay'da QR kodunuz lazım. Çünkü hani para geçmiyor. Yani coin de yok. QR kodlu içeceğinize kavuşabiliyorsunuz. Kavram setleri biraz yavaş yavaş değişiyor hani. Yani toplumsal olgular dışında biraz böyle politika, siyaset biliminin de kavramlarını, kamu yönetiminin kavramlarını da hani katabilirsiniz aklınıza geliyorsa. Bir diğer şey yine Şangay'dan McDonald's'ta ödeme sistemleri, yani ürününüzü yemek istediğiniz yiyeceğe ulaşmak için 3 yol var. Kredi kartı veya nakit para geçmiyor. 3 ödeme sistemi var. Yiyeceğinizi seçtikten sonra tabii İngilizce menüyü kullanırsanız bu şeye ulaşabiliyorsunuz. Union Pay, WeChat, Alipay, QQ, ICBC ve son olarak da Face Recognition'la ödemenizi yapabiliyorsunuz. Biz bununla hiçbir şey yapamadık. Çünkü onu da söyleyeyim. Paramız var ama geçmiyor. Yani kredi kartı da geçmiyor. Pardon, nakit paramız olmadığı için, kredi kartımız olduğu için McDonald's'tan bir şey bile yiyemedik ama dondurmaya basıp Face Recognition'a basıp sonra kaçtık Türkler olarak şeyden, mağazadan. Öyle yüzümüzü de tanıyamıyorlar zaten diye. Ama artık yüz tanıma sisteminde kayıtlıyım 2019'dan itibaren Çin'de kaçamayacağım yani. New Yorker, bu da New Yorker'ın kapağı. Ben çok sevimli hani geliyor bana. Artık hani bizim de yaptığımız bir şey. Yani anın kendisinin deneyiminin değişmesi. Bir de slaytları hani güncelledim. Üst üste binmiş kusura bakmayın. Bir önceki rakam çok şeydi. VLive'da BTS'in follower'ı 15'ti ama şu anda 21 milyona çıktı. Burada farklı coğrafyalardan da uygulamalar göreceksiniz. VLive'ı bilen var mı içinizde?
Yok. Evet. Bu grubun oradaki kendi kanalı, V-Live'ı bir şey, Naver Kore uzantılı bir video streaming, video çevrimiçi akışım platformu V-Live. Çok önem, gitgide önem kazanıyor. Bu da BTS'in V-Live'dan, V'nin Ekim 2018'deki canlı yayın dan screenshot almıştım. Yaklaşık olarak izleyen sayısına chatte eş anlı izleyen sayısı 2 milyon 602 bin kişi. Onu hani ve hani şey V'nin altta transkrip şeyi subtitle'ı hayranlar tarafından yapılıyor. Hayranları seslenişi yani Korece şöyle hani, epey uzun zamandır yoktum burada. Hani geri geldim diyor hayranlarına. Sonra bir diğer üye BTS'ten Jimin'in doğum gününü kutlaması. Jimin de canlı yayında ne kadar kişi izlemiş? 3 milyon 600 değil mi? 3 milyon 200 200. evet 3 milyon diyelim. Ama daha sonra yani şey olarak eşansız izleyen sayısı 5 yani 6 milyon eşansız izleyen ve beğeni 319 milyon bu yayını. Orada da Jimin şey diyor yani doğum gününü fanları ile birlikte kutluyor. Böyle bir hani hayran buluşması. Bu böyle daha yakından Barack Obama BTS'in Şubat Ocak'ta çıkan 10 albümünün video partisine Barack Obama da katılıyor. Boğaziçi'nden kim vardı siyasetten arkadaş? Ben varım hocam. Adınız Hakan. mı? Hakan. Hakan. Evet bakın hani Barack Obama'nın popülaritesi düştükçe değil mi? Popüler kültüre Barack Obama da kullanıyor. O da BTS'i mentionlıyor değil mi? BTS'in 10 videosunu ve BTS'le birlikte BTS'in Twitter'daki streamingine yani akışına, hashtag akışına Barack Obama da dahil oluyor. Jungkook BTS'ten. Şu anda BTS'i çok kullanıyorum çünkü 20 Ağustos 2021'de Dynamite albümü çıkış yapacak. Full English, İngilizce olarak. Ve dün trailer'ı yayınlandı. Trailer'ı sanırım yani yayınlandığı 2 dakika içerisinde 9 milyon izleyiciye ulaştı. Yani 2 dakikada yanılmıyorsam. Şu anda kaç ne kadar bilmiyorum. Yani full albüm gelmedi bu arada. Jungkook bu şeyin bu şarkıyı bilen var mı? Never Justin Bieber'ın mı? Kimin bu şarkı? Bilmiyorum. Bakalım. Never Not. Popüler kültürle ilgilenen arkadaşımız yok galiba aramızda böyle. Aslında yani bir Justin Bieber da cover yaptı. Justin Bieber'ı aştı. Neyse hani bu kimin parçası bilmiyorum. Never Not. Bu parçayı cover yapıp bu parçanın cover'ını Twitter'a yükledi. Yüklediği anda zaten 2 milyon izleyiciye hani ulaştı. Bunlar hani bugün biraz konuşacağımız kavram setleriyle ilgili. Bu bir diğer şey BTS'ten 10 albümü, ya pardon 10 parçası. BTS Soul of Map'in şeyi, çıkış parçası 10. 10 parçasının izlenme sayısını burada görüyorsunuz. Ben bunun Nisan ayında, pardon Mayıs ya da Nisan'da tekrar screenshot almıştım. Nisan'da 56 milyon da izleyici kalmış. Geçen gün bu sunum için pazartesi veya pazar screenshot aldığımda izleyici sayısı okuyamıyorum. 175 milyona ulaşmış parçanın YouTube'da. Bu çok yüksek bir rakam herhalde hocam. Değil Tabii. mi? Evet. Bunlar Bu hani inanılmaz ikamesi. yüksek rakamlar. Bu arada Never Not Love isminde birinin. Evet, tamam. Evet, bir şey böyle aslında. Rapper herhalde, değil mi? Sanırım evet. Evet, Afro-Amerikan rapper olacak. Justin Bieber başka bir parçasını coverladı. Bunlar şey açısından önemli. Platformların gücü açısından ve platform ekonomisi açısından tartışacağımız olgular olacak. Bir sonraki slide. Burada biraz yazdım artık hani çok böyle şey olacak diye ipucu bulmak vermeden böyle yazıyorum diye burada yakınsak içerik üretimi ve platform ekonomisi görüyoruz. Ne gördüğümüzü kim söyleyebilir? Ertan belki katkı yaparsın. Oralarda Ertan. Buradayım hocam. Hı. Yani Ne televizyon görüyoruz? ve diğer platformlar için üretilen içeriklerin ve diğer bütün
platformlar için üreten içeriklerin kaynaşması olarak görebiliyoruz şu an. Yani tam olarak ben göremiyorum, telefondayım ama hocam. Bildiğim Başka? televizyondan görüntüler var değil mi? Evet, K-pop değil mi bu? Evet, ama burada başka bir olgu var. Kim bunu şey yapıyor şurada? Şöyle altın işaret ediyorum ama gören var mı? Peki, o zaman şöyle diyeyim. BTS'le birlikte Korece öğrenme aplikasyonu pandemi günlerinde BTS'in fanları için Korece öğrenmek istemeli. Korece öğrenmek için yeni bir aplikasyon çıkarttı, Weverse diye. Oradan Korece öğrenebiliyorsunuz. BTS'den Evet. Korece öğrenebiliyorsunuz. Bunu herhalde demin gösterdim. Pardon. Evet, şu altı. Evet, bu da aslında pandemi günleriyle birlikte, değil mi? Black Lives Matter. Black Lives Matter'da bu K-pop BTS ile ilgili olan olayı bilen var mı? Hızlı özetler mi bana? Yoksa ben özetleyeceğim. Yok, ben bilmiyorum. Kimse bilmiyor mu Black Lives Matter'da K-pop ne yaptı BTS? Hakan? Boğaziçi'den? Hocam ne yazık ki ben de bilmiyorum. Özellikle Kore tarafı hakkında hiçbir fikrim Evet, ama yok. Kore değil bu. Black Yani en Lives azından özür dilerim. Dur, devam et. Matter. Evet, BLM için BTS yani rap, yani Kore'de bu K-pop rap olgusuna dayandığı için rap melodilerine rap yaptığı için, yani müziğin akışı içerisinde rap mutlaka yer alıyor. Ve hani BTS'de iki tane rapper var, Suga ve RM. Bu Black Lives Matter'ı hani duyarsız kalamazlardı. Yani pazar olarak, hani bunun arkasında aslında şey, hani ekonomik politik olarak bakmak gerekiyor hani. Ve BTS açıklama yaptı. Hani biz Black Lives Matter'ı destekliyoruz diye. Ama açıklama yapmakla kalmadı. 1 milyon dolar bağışladı BTS firması. 1 milyon dolar bağışladı. Altını çiziyorum. 1 milyon doları bağışladıktan sonra ARMY, bu arada BTS'in hayran grubuna ARMY deniyor. Sosyal medyada örgütleniyorlar. Bakın, altını çizdim. Sosyal medya aktivizmi. Yani K-pop'ın bir politik aktivizme dönüşmesini görüyorsunuz burada. Şu anda Batı'da iki ya da üç kongre düzenleniyor bu konuda ve hani bütün yani bu popüler kültür ve aktivizm çalışanlar harıl harıl bunu analiz yapıyorlar. BTS'in bu para bağışlaması üzerine ARMY bir günde 1 milyon dolar topladı online Of. olarak Black Lives Matter için. Bu onun şeyi, screenshot'ı Müthiş bir rakam. ARMY'nin. Yani Black Lives Matter'a 2 milyon dolar gitti 2 gün içinde. Bu diğer bir şey. VLive neden önemli diye. VLive online çevrim, yani çevrim içi akışım sitesi dedim. Bu çevrim içi akışım sitesinde üye olursanız daha detaylı ve daha özel, hani bu daha mahrem konserlerin daha mahrem anlarına, sanatçılarla daha detaylı görüşme yapma şansına erişebiliyorsunuz. Ama VLive şöyle bir şey de yaptı. Pandemi döneminde şov hani durmamalı. Yani show must go on diyerek VLive'da çevrim içi konserlere başladı. Ücretli çevrim içi konserlere. Burada anlaşmalı olan endüstri, yani müzik endüstrisi, Kore müzik endüstrisi de bunlar. Kore müzik endüstrisi VLive'da konser dizisine başladı. Adı da Beyond Live. Bunlar sadece çevrim içi konser izlemek diye düşünmeyin. Teknoloji, bunun üzerine yazı yazma şansım olmadı. Hani bir sürü bir şeyle ilgilendiğim için eşanlı. Konserde şöyle bir şey, augmented reality, yani arttırılmış gerçek de kullanılıyor ve kamera açılarını izleyici kendisi seçebiliyor, kimi izlemek istediğini. Dolayısıyla hem etkileşimli katılım gerçekleşebiliyor, hem de bireyselleştirilmiş izleme pratikleri. Bu eğlence endüstrisinin, çevrim içi eğlence endüstrisinin geleceğine ilişkin fikir veriyor. Ve eğlence endüstrisinin hani bazı ülkelerde gelir kaybetmediğini, tam tersine yeni gelir mekanizmaları, ortamları, platformları yarattığını görüyor. Buradan başka bir olguya geçiyoruz. Bunun adını ben koydum. Kullanıcı türevi içerik diyoruz. Burada bir K-pop cover'ı görüyoruz Türkiye'den. K-pop in Public Turkey, İstanbul'dan girip bakabilirsiniz. BTS'in Boy with Love'ını nerede? İstanbul'lu olanlar söyler mekanın nerede olduğunu.
Görebiliyor musunuz mekanı? Bu Taksim mi hocam? Evet, Beyoğlu'nda Beyoğlu. Galatasaray Lisesi'nin önünde Evet. İstanbullu genç kızlar Boys with Love'u yapıyor. Hani bu da bence güzel. Çünkü hani grup erkek K-pop grubu ama cover yapanlar genç kızlar ve çok hani başarılılar cover'da. Ve hani izleme oranı da aşağı yukarı ne kadar? Görünmüyor ama 2000 mi? Yok, 82 bin galiba izleme oranı. Evet, bir diğer şey hayran emeği. Hayran emeği önemli bir olgu. Hani hayranlar sadece yani izlemekle kalmıyor. Demin gördüğünüz gibi yani o sadece böyle en şey o bilinen yani şu anda bütün dünyanın hani akademisyenlerin, popüler kültür çalışan, hayran çalışan akademisyenlerin üzerinde durduğu bir olgu BTS. Ama hani BTS hayranları başka şeyler de yapıyorlar. Öyküler yazıyorlar. Wattpad'den Jimin'in fan artı. Böyle elfe mi benzetilmiş? Elf karakteri gibi mi olmuş? Evet. Bir diğer şey. Bu çok güzel bir fan art. BTS Army'nin bunu yapan da Türkiye'den biri galiba. Böyle bütün hani albüm coverlarından, albümden böyle bir şey resim yapıp paylaşmış. Yine BTS'le ilişkin özel bir kutlama da paylaşmışlardı. Ve bu çok böyle yine sevdiğim bir şey. Ankara'daki şeyin Jungkook'un doğum günü için yapılan Kızılay Meydanı'nda billboardların kiralanması. İstanbul'da da görmüşsünüzdür. Belki Antalya'da da görmüş olabilirsiniz. Enteresan. Bu billboardları kim, o firma mı kiralıyor hocam? Hayır, hayranlar kiralıyor. Aha. Parasını ödüyorsunuz. Yani mesela birisinin parasını ödeyip hani benim de doğum günüm için billboard kiralanabilir mesela. Ya kendi kendime de kiralayabilirim. Parası neyse hayranlar bunu aralarında Ankara Paylaş. şey Türkiye BTS Army'si bunu yapabiliyor. Evet, neyse BTS'den şimdi başka bir şeye geçtim. Bunu bilen var mı bu olguyu? Hiç denediniz mi? Bilen yok galiba. Yok. Kimse burada böyle şeyler yapmıyor anladığım kadarıyla, ihtiyaç duymuyor. Bu böyle şeyde Japonya'da gelişen bir olgu. Benkyo Doga yani birlikte çalışalım demek. Korece'de de var. Gongbu Bangsung diye. Amerika'da da daha sonra yaygınlaştı Asyalı öğrencilerle. Study with me. Türkiye'de de var. Birlikte çalışalım vlogları. Burada yani bu kişi şey The Man Sitting Next to Me diye Kore'den çok yaygın. Şey yaklaşık 4-5 yıldır yayın yapıyor. Daha önce lise öğrencisiydi. Açık liseydi sanırım. Muhasebe bölümünü kazandı. Şimdi de muhasebeyi bitiriyor. Yani herhalde 4 yıldan fazla o zaman. Burada şey 4 yıl birlikte çalışıyorsunuz bütün gün bu kişiyle birlikte. Sabahtan akşama kadar yayında. Yayına katılabiliyorsunuz burada. O yanıt da veriyor arada. 44-50 dakikalık seanslarla böyle sizin çalışmanızı motive ediyor. Arkada yağmur sesi var genelde ya da yağmur yağmıyorsa böyle bir şey var. Kedisi var. Kedi gelip gidiyor arada görüntüye. 10 dakika ara, 50 dakika çalışma. 24 saat de yayın yapanlar var. Bu özellikle Japonya'daki öyle. Böyle bir şey var. Birlikte çalışma. Bunun çok faydalı olduğunu takip edenler diyorlar. Deneyebilirsiniz. Ve şey, Apple büyük mağazası Şangay'da. 3 katlıydı sanırım. Bu mağaza böyle hani yavaş yavaş başka bir şeye geçtik. Ve şimdi tabii Huawei değil mi? 5G olgusu Microsoft yanında. Shenzhen'da mağazalar. Ve Tencent firmasının headquarter'ı Shenzhen'da. Tencent firmasını bilen var mı? Oyun üstünden. Evet. Anlatır mısınız bize biraz? Ya Tencent galiba telekom şirketi aynı zamanda Hı yanlış hatırlamıyorsam ve yani çok büyük. Bu 2K'yi Amerika'daki işte Rockstar'ı falan filan Parent Company'si diye biliyorum. Tencent bir nasıl diyeyim? Altyapı üst yapı hepsinin sahibi. Tencent öncelikle oyun firması gibi biliniyor. Hani özellikle batılı ülkelerde ama sadece oyun firması değil.
Bu Tencent'in nelerin sahip olduğunu gösteriyor. Tencent WeChat'in sahibi. WeChat dediğimiz bir hani sizin WhatsApp diye bildiğiniz aplikasyona benzer bir aplikasyon ama içinde demin gördüğünüz gibi hani ödeme sistemlerinde olduğu bir aplikasyon. WeChat'in içinde yaklaşık olarak legal olarak yani WeChat'in izin verdiği 5.000'e yakın farklı uygulama var. Bunun da altını çiziyorum. 5.000'e yakın farklı uygulama işleyebiliyor. Bir de legal olmayan hani WeChat'e entegre farklı aplikasyonlar var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde WeChat'in de yasaklanması hani TikTok gibi hani Trump onu da gündeme getirdi. WeChat aynı zamanda WePay adlı ödeme sistemine sahip. WeChat'in kullanıcı sayısı Çin'de 900 milyon. Yani Çin 900 milyon kullanıcısı var. Big Data, büyük veri şirketi aynı zamanda. Bu bütün dataların hepsi analiz yapılıyor. Yapay zeka şirketi dijital oyun üretiyor. Çok büyük oyunları var Tencent'in. Tencent aynı zamanda film endüstrisinde film üretiyor. Tencent aynı zamanda çevrimiçi akışım sitesi sahibi. VTV'nin sahibi. Tencent aynı zamanda da animasyon firması. Her şeyi yapıyor. Evet, Tencent gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Tencent'in uygulamaları WePay şimdi yani birçok büyük kentte. Ha, bu arada Tencent sosyal kredi sistemini de yaşama geçiren şirketlerden biri içinde yurttaş kredi sisteminin. Evet, bu yavaş yavaş bitirirken böyle Kore'de bir kafede otururken hep böyle çok seviyorum bunu. Arkada haberleri izlerken bunları da böyle koymuşlar. Artık gündem dışı kalmış şeyler. Ama sergiliyorlardı öyle. Gelenekselden yeniye yakınsak medya ekosistemini böyle görebiliyoruz. Bu da bizim dersimizden Ertan. Kendini gördün mü? Evet yani hani Evet. evet çünkü değil mi derslerimiz ve buluşmalarımız da artık böyle Jitsi üstünden özgür yazılım gerçi kullanıyoruz. Evet yavaş yavaş buna geçmeden ben biraz slayt paylaşımını durdurayım. Sizi dinleyeyim istiyorum. Sonra tekrar kavramları ben açıklayacağım. Evet arkadaşlar böyle hani dünya turu yaptık. Latin Amerika'dan da vardı görüntüler. Hani değişiklik olsun diye onları da ekleyebilirdim ama yani şey bir daha eklerim. Hangi kavramlar ve olguları gördünüz? Kimden başlayalım? Hakan'dan başlayalım. İsminiz aklımda kaldı. Teşekkür ederim hocam öncelikle. İlk ki hocam ilk yazdığım kavram post-truth oldu şey üstünden. Bu New Yorker'ın kapağı üstünden. Hani herkes aslında olan bir sahnenin büyütülmüş ve tek ufak bir parçasının resmini çekiyor. Ve kimse aslında sahnenin ne döndüğü hakkında bir fikre sahip değil. Onun dışında direkt gözüme çarpan şey ilk etapta işte internetin veya dijital alanın bir common good olarak değerlenip değerlendirilmeyeceği meselesiydi. Çünkü hani gösterdiğiniz birçok yerdeki farklı isimler hep aynı işlemi yapıyorlar ve çok büyük ihtimalle hepsi aynı internet dünyasında farklı işlemi yürütüyorlar. Acaba bu common good olarak değerlendirilebilir mi diye düşündüm. Özellikle bu bir yanlış hatırlamıyorsam Güney Kore'deki bir kafede ücretsiz Wi-Fi simgesinin yeniden karşıma çıkması acaba buna da değinecek miyiz diye düşündürtmedi de değil. Bunun dışında en son aslında en çok bir daha not aldığım şimdi bakıyorum da şey olmuş. Surveillance ve özel tekelleşme. Bu özellikle WeChat'ten, Tencent'ten bahsederken bunu düşündüm herhalde. Bu şeyde hem işte iki farklı politik kültür diyelim çok böyle sığ bir şekilde ama hem Çin dünyasındaki işte WeChat'in vesairenin surveillance üstündeki etkisi. Aynı zamanda da daha önce Facebook'ta ve Microsoft'ta da Microsoft'ta çıktığından emin değilim ama Facebook'un veri satma davası üstünden toparlanan bir surveillance muhabbeti vardı. İşte bu özel tekelleşmek gerçek bu kadar kuvvetli teknoloji şirketleri bireysel özgürlükler için gerçekten ne kadar doğru? Bu özel tekelleşmek bizi hangi konuda nereye götürecek? Bunu not etmişim. Bir de Evet. aslında bir soru olarak sormak istediğim bir şey var. Bugün ilk defa dünyada bu fan grupları hem
bazı siyasi figürler için hem de bazı işte BTS gibi bazı pop figürler için çok büyüdü ve çok kuvvetli olmaya başladı. Acaba bu ülkelerin kendi direkt kendi alanıma çekmek zorunda kaldım meseleyi ama kendi sosyal durumları için bir böyle multiple identities, multiple belongings gibi bir durum yaratır mı acaba diye düşündüm. Ama bu biraz soru oluyor bundan, bu kısmı. Acaba bir multiple identities sorunu görür müyüz ileride? İlçelerin kendi ulusal bütünlükleri içinde. Evet. O soru olarak kalsın. Üzerinde çalışıyorum zaten. Ama şey, başka arkadaşlara devam edelim. Bence güzel oldu bu notlar. Hani özellikle benim de tartışacağım şeyleri değindi. Teşekkürler. Tanımıyorum. Şuradan ben seçeyim. Şule Ceylan. Merhaba hocam. Ben şeyi not aldım. Özellikle metroda ve o şeyde, o birkaç tane slide'da. Hani oradaki kişilerin işte özellikle metro olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Mekandan kopmak istediklerini not almışım. Bununla birlikte çok böyle ne diyebilirim? Hani genel olarak hani ben hani tabii sınıf demek gerekmiyor aslında ama orta sınıfı gördüğümü söyleyebilirim özellikle baştaki slaytlarda. Bunları yazmışım hocam. Peki, teşekkürler. Hemen Gözde'ye soralım. Sesimi açayım da. Yani hani ben bütün günlük hayatın hani değişimi, dönüşümü, dijitalleşmesi örneği geldik ya, arada zaten siz de dediniz. Farklı olarak şey geldi aklıma. O metroda elinde bilgisayarla yürüyen bir tane adam vardı. Hani oradan flexibility kavramı geldi açıkçası aklıma. Yani her yerde ulaşılabilir olmak ve sürekli bir şeylere o internet üzerinden ya da dijital ya başka teknolojiler üzerinden bağlanıp bir şeyi sürekli hani sizden sorumluluk anlamında beklemeleri durumu geldi. Belki onu diyebilirim diye düşündüm. Yalnızlaştırma diye aklıma geldi. Aynı zamanda hani sürekli aslında o toplumsal anlamda birlikte birileriyle sosyalleşiyor gibi görünsek de sosyalleşme kavramının değişimi geldi. Hani o şey üzerinden, sosyal medya üzerinden sosyalleşmeye dönmüş bulunuyor. Hani çevremizde 10 tane insan bile olsa farklı bir sosyalleşme algısı oluşmaya başladı. Onu yazmışım. Böyle farklı olarak bunları yazmışım. Peki, teşekkürler. Bir son bir şey. Ertan, sana soralım. Sen neler diyebilirsin? Hocam ilk fotoğraflar benim çok ilgimi çekmişti. Yani burada fotoğraflarda gördüğümüz en önemli mesele insan hayatının dijitalleşmesinin vardığı noktalar. Özellikle ilk fotoğraflarda herkesin bir anlamda kendi dünyasında nasıl gezindiğini görüyorduk. Sanırım bu Kore'deydi. Aile fotoğrafında her bir bireyin bir masa etrafında ailenin bütün üyeleri oturuyor. Önceden işte bir televizyon karşısında oturup ya da radyonun etrafında oturup beraber gerçekleştirilen bu medya tüketim alışkanlıklarını şimdi tamamen ayrılıp işte herkesin kendi ekranında kendisine bir alan açarak farklı bir medya diyetine dönüştüğünü görebiliyoruz. Aynı zamanda bu her bir birey için kendisine özel bir mahrem alan yaratma şansı tanıyor. Öyle ki işte ailenizle otururken televizyon, telefonunuzla ya da herhangi bir taşınabilir dijital teknoloji cihazınızla farklı şeyler yaparak ailenizden kopuk etkinlikleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da mahrem algısını değiştiriyor bir anlamda. Yani şu an için aklıma gelenler bunlar. Bir de tabii insan hayatının verileştirilmesi çok önemli. Her tarafında hayatımızın artık işte özellikle WeChat gibi programlar işte fotoğraf gönderebiliyoruz, artık ödeme yapabiliyoruz, bütün sohbetlerimiz oradan gerçekleşiyor, aramalarımız telefon üzerinden gerçekleşiyor. Tamam, bir anlamda hayatımızı dijital olarak kodluyoruz ve artık bir veriye dönüşmüş durumdayız. O anlamda insan hayatının verileştirilmesi kavramı aklıma geldi. Şu anlık bu kadar hocam. Peki, çok teşekkürler. Özgür hocam, o zaman yeni olgular birle devam edebilir miyiz? Herkes slide'ı gördü.
Görülebiliyor mu slide? Şimdi görebiliyor musunuz? Görülüyor galiba, değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Şimdi bu slaytlarda hani görüntüleri böyle dizmemin yani pandemi gündeminde de İLT 648 Ertan da onun dahil o grubun ders asistanlığını yaptı. Hani de çok da başarılı bir ödev yaptılar. Burada pandemi günlerinde de hani sosyal medyayı ve medya ekosisteminin deneyimlerini anlattıkları bir fotoğraf ödevi yaptılar. Foto albüm gibi. Onları da hani eklenebilirdi izin alınsa. Çünkü gerçekten pandemi bu ekosistemi biraz daha üzerinde düşünmemiz için görünür kıldığını düşünüyorum. Şimdi aslında şeyi görüyoruz. Hani bu medya ve yeni medya ortamlarını hani ayırarak düşünmemek gerekiyor. Şöyle bir yanılgı var genelde. Hani yeni medya hep yeni olan diye düşünüyoruz. Hani iletişim bilimleri açısından ve iletişim tarihi açısından bakılırsa her zaman bir iletişim aracı diğerinden hiç kuşkusuz yeni getirdikleri özelliklerle, kullanım pratikleriyle. Yani mesela radyo tabii ki gazeteden yeni, televizyon radyodan yeni. Tabii bu internet ve sosyal medya ortamları da bir öncekilerden yeni. Önemli olan getirilen bileşenlerin neler olduğu ve bu ortamların aslında birlikte devam ettiği. Biz şu anda sadece yeni medya ortamlarında değiliz. Radyoyu, televizyonu, gazeteyi kullanıyoruz ama hani kullanım biçimlerimiz iç içe geçmiş ve hani ayrılamaz bir biçimde. Dolayısıyla aslında yakınsak bir ekosistem içerisindeyiz ve içerik üretimleri, bu medyaların içerikleri sadece birinde değil, hepsi birinden diğerine de hani geçiyor. Gazetede üretilen bir içeriği biz bir web sitesinde, Twitter akışında, televizyonda içerilen bir üretimi YouTube'da ya da YouTube'da üretilen içeriği hatta podcast sitelerinde de yani ses olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan yakınsama olgusu. Yakınsama hem içerik olarak yakınsama hem de teknoloji olarak yakınsama. Özellikle bu hani BTS'in bütün bu hani üretimlerine vurgulamamın nedeni sadece içerik değil teknoloji yakınsamasını da görmekte. Çünkü teknoloji yakınsaması aynı zamanda da içerik yakınsamasına olanak sağlıyor. Bir de farklı medya ekolojilerini, kültürlerini, siyasetlerini ve ekonomilerini gündelik yaşam pratikleri içerisinde ele almak gerekiyor. Bunu hani böyle ayrı kopartarak, gündelik yaşamın içerisinden kopartarak, herhangi bir bağlam içerisinde değerlendirmeden bakmanın burada bütün bu görsellere baktığında yeterli olmayacağını ben düşünüyorum. Özellikle gündelik hayat pratiği içerisinde o kültürün, coğrafyanın siyaseti, demokrasiyle olan ilişkisi, demokrasi geleneği, bütün bunların hepsi bireyin kullanımını, toplumun kullanımını ve o teknolojiye ilişkin politikayı da belirliyor. Siz hani YouTube'u, TikTok'u kullanarak ifade özgürlüğünü savunan videolar yapabilirsiniz. Ama hani aynı teknolojinin olduğu başka bir coğrafyada siz bunu yapamayabilirsiniz. Mesela bugün Sharon Stone'un pandemiyle ilgili videosunu gören var mı? Böyle medyacı olunca biz böyle örnek veriyoruz ama sosyologlar ve siyaset bilimciler pek böyle popüler kültür takılmıyor. Arkadaşlar bunlar önemli olgular. Sharon Stone kendi cep telefonundan çektiği videoda Trump'ı bugün yani yaptığı videoda dün de olabilir hani bugün düştü bize şey diyor katil diyor çünkü diyor hani sağlık politikası yanlıştı ve Montana'da insanlar yani ne vali cevap veriyor hemşirelerin kitleri yok test kitleri yok ve hani anneannem öldü kız kardeşim hastanede can çekişiyor diyor ve sizin diyor bu yönetimi bu sağlık sistemini kötü yöneten, halk sağlığını böylesine ihmal eden yönetimi değiştirmek için yapabileceğiniz tek şey diyor, bir oydur diyor. Değil mi? Hani burada bir popüler kültür figürünün, bir selebritinin birden hani bir politik figüre dönüştüğünü ve bunu neyle ifade ettiğini görüyoruz. Sosyal medyada ürettiği bir videoyla ve bunu dolaşıma sokmasıyla görüyoruz. Bu video TikTok'ta olabilir ama aynı olguyu, aynı ortamı, aynı medyayı kullandığınız başka bir coğrafyada bunu yaptığınız zaman başınıza nelerin gelebileceğini de değil mi tahmin edebiliyorsunuz.
Dolayısıyla hani teknolojinin kendisi politik içinde bulunduğu siyasi coğrafyadan da ayrı düşünülemez. Yani teknolojiler nötr araçlar gibi, nötr araçlar değiller. Onun da altını çizeceğim. Teknoloji nötr araç değil. Teknolojinin kendisi zaten algoritmalarla çalışan araçlar, ortamlar. Algoritmaların kendisi de politikler. Ama bütün bunların üstünde hani o coğrafyanın demokrasi geleneği, politik sistemi ve teknolojinin kullanım biçimini belirliyor. Dolayısıyla medya ekosistemleri üzerine konuşurken bunları homojen yapılar gibi, bu medya kültürlerini homojen yapılar gibi düşünmemek gerekiyor. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde her birinin gündelik hayat içerisinde nasıl gömülü olduğunu farklı biçimde değerlendirmek gerekiyor. Bir de bu görüntülerde gördüğünüz bir şey, bizim ağdaşmış kamu dediğimiz bir kavram. Network public, Türkçe'ye ağdaşmış kamu diye çeviriyoruz. Ağdaşmış kamu, şu anda en iyi gelen çevirisi bu. Dan Aykroyd'un kavramı 2014'te. Yani hani public, kamusal alan, özel alan tartışmaları siyaset biliminden, Habermas'tan gelerek çok yapıldı. Ama artık hani günümüzde iletişim bilimleri alanında, özellikle yeni medya sosyolojisi alanında bu alana, yani bir kamusal alan olduğu kabul ediliyor ama kamusal alansa nasıl bir kamusal alan? Tabii ki artıları ve eksileri var. Dediğim gibi bu kamusal alanın niteliği o toplumun demokrasi kültüründen, siyasetinden ayrı düşünülemez. Zaten algoritmaların yapısı da kamusal alanın neliğini belirliyor. Ama bu kamusal alana biz artık ağdaşmış kamu diyoruz. Yani ne kamu, ağın içerisinde bir kamu var. Ve bu kamu hani ağın içerisinde ne yapıyor sorusu önemli. Bu kamu politika da yapabilir. Bu kamu bir hakları da örgütleyebilir, değil mi? Türkiye'de yine kadın cinayeti sürekli her gün işleniyor. Yine Antep'te galiba, değil mi? Bir genç kız öldürüldü. Evet. Onun için hashtag açıldı. Şule Çet için, değil mi? İyi bir kampanya yapılmıştı Twitter'da. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, değil mi, kampanyası yapılıyor. Dolayısıyla ne, ya da ne yapılabilir? Şimdi girin Twitter'a, yanınızda cep telefonu varsa bakın, yani benim algoritmam Kore, Çin ve Japonya takip ettiğim için Twitter algoritmam, o dünyanın basını takip ettiğim için, herkesin algoritması farklı bu arada, onun da altını çizeyim. Benim algoritmamda Koronavirüs Bilim Kurulu öne geçmiş. Oysa bir saat önce baktığımda BTS Dynamite albümüyle ilgili yüksekti. Girin bakın, yani şey de olabilir, bir fan aktivitesi de, o da ağdaşmış kamunun bir parçasıdır. Ağdaşmış kamunun ne yaptığı meselesi önemli. Burada bir diğer kavram, aslında herkes bunu söyledi. Bir bağlantılı olma hali var. Şimdi yeni medyanın özelliklerini tartışırken özellikle biz hani dijital diyoruz. Yani her şey analog değil, yani dijital olarak kodlanıyor. Kodlardan oluşuyor. İkincisi etkileşim diyoruz. Yani etkileşime olanak veriyor. Şu anda olduğu gibi. Mesela buradan soru kaldırılmış. Ben görmedim. Bakayım hemen. Ha, buradan teşekkürler var. Bir arkadaş düşmüş galiba, onu yazmış. Etkileşime olanak veriyor. Yayılım, yani demin yayılıma özel örnek olarak BTS'i verdim, değil mi? Acayip bir, hani bir video atıyorsunuz işte 176 milyon kişi izliyor. Yaygınlık ve yayılım. Katılım dedim, değil mi? Hani sohbet odasındaki katılım sayısını gördünüz. Burada yaklaşık olarak 9 kişiyiz. Yok, 10 kişiyiz mesela. Katılım özelliği. Ama bence hani bu özelliklerin kendisi de sabit değil ve değişebiliyor. Özellikle Türkiye'de biz 2005'li yıllarda yeni medyayı çalışmaya başlarken Facebook üzerinden, yani dijital oyun kültürü ve Facebook üzerinden çalışırken özellikle etkileşim olanağı üzerinde duruyorduk. Ki Gezi de bunun en şeyi, Gezi protestoları en görünür somutlandığı nokta etkileşim, değil mi? Herkes hani birbirine mesaj ileterek, toplumsal eylemi örgütleyerek bunu görünür kıldı. Çok ve kullanıcı türevli içerik üretimi. Yine Gezi de bunun önemli bir noktasıydı. Kullanıcı türevli içerik üretimi de Türkiye'de. Ama şimdi artık bunlar normal.
hale geldi. Artık bizde de değil mi? YouTuber'lar var, Instagramer'lar var, selebritiler Türkiye'de de var. Özellikle Başkent Üniversitesi mezunu arkadaşın adı neydi? Erim. Evet, Erim değil mi? Erim. Hani dijital pazarlama ile ilgileniyorum dediği için. Değil mi? Hani bu herkes, bizde de sıradan insanlar burada bunu hani daha ticari amaçlı kullanmayı öğrendiler. Kullanıcı türevli içerikler daha böyle hani politik veya gönüllü aktivitesi, sırf kendi mesajın olmaktan çıkarak değil mi daha ticari bir noktaya da kaydı. Türkiye'de de üretilen çok güzel bloglar var. Hani blogger kültürü. Blogger kültürü Türkiye'ye erken girdi ama hızla sönümlendi. Çünkü özellikle Web 2.0'ın olanakları bence blogger kültürünü biraz ortadan kaldırdı gelişmesini. Anne blogları, işte kadın blogları, hatta böyle akademisyen blogları vardı. Bunlar böyle ortadan kalktı ama Wattpad'de bir böyle yine yazma geleneği, kullanıcı türevli yazma geleneği devam ediyor. Ben şimdi özellikle bu özellikler, yani bu bileşenlerden ziyade yeni bir bileşenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve pandemi günlerinde bu daha da önem kazandı. Bağlantılı olma hali. Yani benim 2017, 18 ve 19'da çektiğim fotoğraflarda bu da ön plandaydı ama artık şimdi değil mi kimse bağlantısız olmak istemiyor. Çünkü bağlantısız olursanız değil mi, yaşamdan kopmuş oluyorsunuz. Evin dışındaki yaşamdan kopmuş oluyorsunuz. 7-24 neye bağlısınız? Ağın içindesiniz. Yani ağa bağlısınız. Bu ağın içindeki ortamlara bağlısınız. Her bir ortamın ayrı bir ağ mimarisi var. O ağın sağladığı farklı neler var? Topluluklar var. Burada topluluk olgusuna pek değinilmedi ama değil mi? Ne olgusunu görüyoruz aslında? Demin de gördüğünüzde bireyler kendi kişiselleştirilmiş dünyalarındalar ama neyin içindeler? Bu klasik sosyolojiden örnek ödünç aldığımız kavram. Gemeinschaft, Gesellschaft. Bir cemaatin içindeler. Evet değil mi? Onun içindeyiz. Herkes kendi bireysel yani dünyasında ama yine de neyin içinde? Başka bir toplumsallaşma dünyası içerisinde. Dolayısıyla hani toplumsallaşma devam ediyor. Bu toplumsallaşmaya iletişim alanından Maria Bakarcheva hareketsiz toplumsallaşma diyor. Bazen böyle Türkiye'de sosyologlar internet işte insanı asosyalleştirir falan diyorlar. Böyle bir şey yok hani. Tam tersine yeni bir toplumsallaşma var. Bu toplumsallaşmanın nasıl olduğunu görmek gerekiyor. Toplumsallaşma biçimlerini görmek gerekiyor. Çevrim içi oyun oynayan arkadaşımız kimdi? Benim hocam. Benim. Evet, orada siz toplumsallaşmadığınızı söyleyemezsiniz değil mi? Klan içinde, grubunuz içinde değil mi? Görevlerinizi yaparken, raid yaparken, item alırken ne yapıyorsunuz? Aynen. Son derece katı kurallara uyuyorsunuz değil mi? Klan liderinizin. Evet hocam. Evet ve yani hani kurallara uymazsanız Huizinga ne diyor? Oyun bir çember diyor. Kurallara uymazsanız çemberin dışında kalırsınız diyor oyunla ilgili. Dolayısıyla hani çevrim içi oyunlardan tutun hani şu an içinde bulunduğumuz topluluğun bile kuralları var değil mi? Hani ne yapmanız, herkesin mikrofonu kapalı değil mi? Konuşmak istediğinizde elinizi kaldırıyorsunuz. Dolayısıyla hani bir topluluğa ait olma duygusu, o biz olma duygusu çevrim içi bütün ortamlarda devam ediyor. Takip ettiğiniz hashtagler bile hani bunu gösteriyor. Facebook gruplarında değil mi grubun kuralları var ya da çok farklı gruplara da üye olabilirsiniz. Dolayısıyla hani ait olma hissi, biz olma hissi, bu bizi nasıl tanımlandığı önemli. Bir kampanya destek verirken de değil mi o biz duygusuyla hareket ediyoruz. Biz ve kampanyanın karşısında neye karşı mücadele ediyorsak. Dolayısıyla şöyle diyeyim, yani bağlantılı olma hali çok önemli bir bileşen. Bu bağlantılı olma haliyle neye bağlıyız? Ve sadece bağlantılı olma değil, bir şey daha dikkatinizi, değil mi Gözde dedi, tekrar isme tıklayayım. Gözde evet, dikkat çekmişti. Artık hani bu araçlarla birlikte iletişim pratiklerimiz de değil mi mobil halde. Yani o mobil hali de sağlıyor. Hani araçların küçülmesi, yanımızda bulunması, bir akıllı telefon aynı zamanda değil mi küçük bir bilgisayar halinde. Hem mobiliz hem de bağlantıdayız. Bu metroda da değil mi kopmuyoruz. Hani metroda ben sorayım böyle metroda giderken telefonuna erişemeyince kaygı hisseden var mı? Aa
Kim cevap verir? Hakan, sana soralım. Hocam öyle bir lüksümüz yok. İstanbul'da metrolar genellikle direkt telefon erişimine kapalı. Bir yerden sonra alışmak durumunda kalırsınız. Evet, peki. Telefonu gece kapatan var mı? Evet. Kapatan var mı? Herkesin açık mı? 7/24 veri üretiyorsunuz. Ben kapatıyordum sadece pandemi nedeniyle. Hani bu Mart'tan beri kapatmıyorum. Bir de yurt dışında kapatamıyordum. Herkesin açık. Peki. Neyi sorabilir miyiz? Ne yaparken kapatıyoruz? Belki onu da bilebilir, öğrenebilir. Evet, ne yaparken kapatıyor musunuz yani bir şey yaparken? Acaba ne yapılırken kapatılır telefon hani bu dönemde? Var mı ben öyle bir onu şey da yapıyorum. Dezenfekte ederken kapatıyorum. Bilmiyorum, belki başka bir aktivite yaparken mesela kapatılıyor mu acaba? Kim yanıt? Hakan? Hocam öğrenciler olarak herhalde en sık telefonları, hatta tek telefonlarımızı kapattığımız süre sınav zamanları. Yani o da sınav anı yani. O şey ama zorunlu herhalde değil mi? Onun dışında zannetmiyorum herhangi bir arkadaşımın da böyle gündelik pratiğinde telefon kapatmak olsun. Yani mesela bir hobiniz varsa onu yaparken diyelim, ya da bir buluşmada hani zorunlu olmayan ama sizin kendi özgür iradenizle kapattığınız durumlar var mı? Mesela Senex'e içerik hazırlarken falan dikkatim dağılmasın diye düşünüp kapattığınız olur mu? Ya da şimdi mesela işte söyleşi sırasında. Şöyle söz hakkı istiyor sanırım. Tabii. Hı-hı. Hocam kapatmak yerine uçak moduna alıyoruz. Yani o şekilde iletişimimizi kesiyoruz. Yani mesela ders esnasında veya özel bir durumda. Ben gece hani uçak moduna alıyorum. Hani alarm kurduğum için. Şekilde. Mutlu hocam, o kapatmak değil mi? Yani veri üretiyor mu halen acaba? Tabii üretiyor. Kapatmak anlamına gelmiyor. Yani. Tam kapatmak, yani power off yapmak gerekiyor. Uçak modu da çalışıyor. Arkada bütün aplikasyonlar çalışıyor. Akıştan kopmuyorsunuz uçak modundayken. Yani bütün uygulamalar aslında yine veri almaya devam ediyor. Siz hani o sırada görmüyorsunuz. Açtığınız anda power off yaptığınızda da hani ama şey veri akışını hani kesen şey telefonu devre dışı bırakmak sadece. Hı-hı. Yani öyle. Ertan, sen kapatıyor musun? Hocam yalnızca özellikle hani, dijital ne dediniz, perhiz döneminde kapatıyorum. Onun dışında düşündüm hani ne zaman kapatılır? Spor yaparken kapatırsınız diye düşünüyorum ama işte bant oluyor. Nabzınızı ölçüyor. İşte ne kadar koştuğunuzu ölçüyor. Ders sırasında zaten sürekli bir arama içindesiniz. Yani telefonu kapattığım bir an düşünemedim ben. Uyurken kapatmıyorum ama. Onu düşündüm. Hı. Bu sessizler. Evet. Yani bunun üzerinde daha düşünmek lazım değil mi? Hani 7/24 yaşamın ayrılmaz bir parçası. Yani kullanmasanız da o orada yaşıyor aslında değil mi? Böyle veri alıyor, veri iletiyor, veri alıyor, veri iletiyor. Çalışıyor bir canlı gibi. Bir son olgu, bu yeni olgulardı bu slaytta, ivmeme hızlanma konusu. Bu dönem biz hep yüksek lisansta bunu çalıştık. Biraz Ertan, sen bahseder misin? Uzam ve zaman sıkışmasından. Hocam bir notlarımı açıp yapayım mı hocam bunu? Çünkü çok karmaşık ve nereden başlayacağımı bilemiyorum. Yani Glide'den başlayabiliriz belki. Tamam. Rosa'dan bahsedebilirsin. Bir saniye hocam. Evet. Şöyle giriş yapalım. Yani bu yeni medya ekosistemi, içinde bulunduğumuz dijital kültürde aslında zamanın hızlandığı algısı içerisindeyiz. Çünkü hani hiç kapanmayan bir akış içerisinde 7/24. Bu neyin hızlandığını hani düşünmek lazım. İletişim aktarım miktarımız daha fazla. Anlık hani eşanlı ve eşansız hani tepkiler daha fazla. Ve bunun sonucunda bizim deneyimlediğimiz şey hem uzamda
burada mekan demiyorum, uzamda ve zamanda sıkışma hani hissi. Bu hani bizim hem üretim pratiklerimize, yani öznenin üretim pratiklerine, hem de yaşam deneyimini etkiliyor. Bu sene üzerinde çok düşünmeye başladım ben. Ve hani yeni dönem, güz döneminde de buna devam edeceğiz. Özellikle hani düşünürlerden okumak isterseniz Hartmut Rosa, Bauman, Castells'i de okumanızı öneririm yine. Glaik'i okuyabilirsiniz. Yani iletişim teknolojileriyle birlikte bunların yakınsaması ve içeriklerin de yakınsamasıyla birlikte her şeyin zaman ve uzamda sıkışma hissediyoruz. Biz hep şey diye sorduk, pandemi peki bunu yavaşlattı mı? Arkadaşların yanıtı pek olumlu olmadı galiba, değil mi Ertan? Hı-hı. Yavaşladı mı diye. Mış gibi yaptı. Evet hocam. Hani zorunlu sosyal hayatta, sosyal fiziksel hayatta bazı ülkelerde bir zorunlu yavaşlama oldu ama onun dışında dijital teknolojilere daha fazla sarılıp aslında uzamın daha da sıkışmasına, zamanın daha da sıkışmasına, işte kısa süreler içinde daha fazla etkinlik içerisinde bulunmamıza yol açtı. O yüzden çok yavaşlattığını söyleyemem. Ama evet, karmaşıklaştırdı kesin. Evet. Bir ek yapmak ister misin? Çok uzun üzerinde durmayacağız ama hani. Hocam söylediklerinize ek olarak aklıma çok bir şey gelmiyor. Sadece bu yani neden hızlanmaya yol açtı ve neden böyle sıkışmış hissediyoruz? Onlar biraz aklıma giriyor. İsterseniz bahsedebilirim. Olur. Biraz bahsedersen sevinirim. Hocamızın da söylediği gibi ulaşım ve iletişim teknolojileriyle beraber hayatta kısa süreler içinde çok hızlı şeyler yapabilmeye başladık. İşte medya diyetimizi düşünecek olursak önceden işte 3 saatlik bir filmi bir oturuşta izleyebiliyorken şu an attention span'imiz, yani dikkat aralığımız 30 saniye 35 saniyeye indi. Bu da daha fazla uyaran sistemimize yol açıyor. Bu da bir sıkılma meselesine, sıkılma durumuna yol açıyor. Bu da bir aslında etkinliklerimizde hızlanmanın bir görüntüsü olduğunu söylenebilir. Aynı zamanda yaşadığımız toplumda bir deneyim algısı var, bir deneyim söylemi var. İyi hayat her zaman fazla deneyim dolu, fazla deneyimle dolu olan hayattır gibi bir hissiyat. Bu yüzden çok kısa süreler içinde çok fazla hızlı şey yapmaya çalışıyoruz. Bu da hayatımızı daha hızlı yaşamamıza yol açıyor diyebiliriz. Aklıma gelenler şu an için bunlar hocam. Evet, belki hani siz bir feedback notu da yazabilirsiniz. Kendinizin bu yeni medya ekosisteminde ya da dijital kültür ve ekosistemde hız ve uzam algınıza ilişkin. Yani yazıp bana atabilirsiniz. Böyle hani blogumuzda da yayınlayabiliriz. Yeni medya wordpress.com var. Hani orada bu yazınızı yayınlayabiliriz. Bana ulaşabilirsiniz. Aslında mesela buna şunu örnek vereyim. Netflix'i kimler Netflix izliyor, kullanıyor ortamını? Herkes de var galiba. Değil mi? Netflix'te dizi izlerken sıkılıyorsunuz değil mi? Böyle şöyle fış yapıyorsunuz değil mi? Kaydırıyorsunuz. Evet. Şimdi bu hani hız algısı, yani hani bir şey tüketirken yaşadığınız sıkılma hızı, yani bu sıkılma hızı da artmış durumda. Bu olguyla bunu da düşünmek lazım. Televizyon izlerken hani sıkıldığınızda ne yaparsınız? Sağınızla solunuzla konuşursunuz, kalkarsınız değil mi? Gider kola, çay alırsınız, kahve alır gelirsiniz. Ya da bir kitaba bakarsınız, hani tweet atarsınız en kötü. Yani çevrenizde gazete okurken ne yaparsınız? Yani başka bir yazıya geçersiniz. Ama burada ne yapıyorsunuz? Aynı içeriği hızlandırarak tüketiyorsunuz. Yani aynı içeriktesiniz, hızını ilerletiyorsunuz. Bu YouTube'da da var mı bilmiyorum. Hani hızlandırılmış izleme. Yani çarpı 2, çarpı 3. Var mı? YouTube'da var mı? Netflix'te yok bu hızlandırma. Baskı yok. Kuruyor ama insanlar. Twitter'da çok görüyorum. Spotify kullanan var mı? Evet. Spotify'da podcastleri hızlandırılmış dinleme nasıl? Yapan var mı? Ben arada yapıyorum öyle. İlginç oluyor hani. Aynı konuyu hızlandırılmış dinlemek. Dolayısıyla hani bu hız olgusu ile ilgili ortamların bu özellikleri sunmasının yani bir nedeni var. Çünkü hani biz kullanmıyorsak da dünyanın bir yerinde bu insanlar hani 2x,
1.5x, 0.5x hızlandırılmış içerik tüketiyorlar ve hızlandırılmış içerik tüketimi gitgide artan bir olgu. Çünkü hız ve hızı deneyimleme ile ilgili bizim hani bilişsel olarak hızı deneyimlememize ilişkin bir değişiklik var. Bu jenerasyonlar yani kuşaklar arasında da gitgide farklılaşıyor. Belki hani Özgür Hoca bilmiyorum oğlunda Can'da gözlemliyordur bu deneyimi ya da siz kardeşlerinizde gözlemliyor olabilirsiniz. Kuşaklar arasında gerçekten hani bu medya repertuarının kullanım biçimleri arasında deneyimlenmesi arasında farklar var. Ayırdığınız zaman mesela gazete okuyan kuşakla bu baby boomers değil mi? Gazeteyi alarak ne yapıyor? Baştan arkaya doğru giderken biz ne yapıyoruz? Sadece gereksinim duyduğumuz şeyleri değil mi? Seçiyoruz ve gerek duymadığımız hiçbir şeyi okumuyoruz. Çünkü ne diye bakıyoruz? Zaman, the time is money gibi bakıyoruz. Yani bu algı gerçekten hani dijital kültürde önemli. İkinci slayta geçebilir miyiz? Yeni olgular ikiye.